Ya gülümser tabii, günaydın der, böyle gülümser. Allah'a, herkese günaydın sevgili takipçilerim. Biz bugün köye geldik. Böyle. Kalsın, ben şey yaparım, alırım. Kalsın, ben alırım. Şuradan arabadan eşyalarımızı da şey yapalım. Alalım bakalım. Kavun, karpuz, bey pazarından. Diğerleri Nallıhan'dan inşaat başlamış sevgili dostlar, bakın. Gördüğünüz gibi inşaatımız başladı. Haydi bakalım. Evet, geçelim bakalım. Evet, herkese tekrardan günaydın diyelim arkadaşlar. Böyle geldik. Günaydın. Günaydın. De bakalım bir daha. Günaydın. Günaydın. Böyle. Günaydın. Kim geldi? Birisi. Böyle kahvaltılıklarımız Birisi. Hazırlanıyor. Birisi. Hoş bulduk Merve. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız bakalım? İyiyiz. Köyde? Günlüklerimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Allah, Ankara'ya dönüş zamanı ha? Dur kızım bir dakika. Ama tosunumlu köy. Göreceğiz nasılsa. Ama tosunumlu. İnşallah bakalım. Böylelikle köy hayatı, köy şeyi bitti. Aynen. Günlükleri bitti. Annem de burada. Annem ne yapıyorsun? İyiyim, ne yapayım? Merhaba sevgili takipçilerimiz. İyiyiz Allah. Evet. Kahvaltılarımızı hazırlıyoruz. Allah, son kahvaltı diye annem şöyle. Kahvaltılıklarımız hazırlanıyor. Bir dakika ver şimdi, dur. Evet, böyle kahvaltılıklarımız hazırlanıyor. Aşağıda da ustalar var arkadaşlar. İnşaat başladı. Büyük inşaat. Ne yaptırıyoruz bakalım, aşağıda görüşürüz. Orayı çekelim. Büyük inşaat başlıyor arkadaşlar. Böyle kahvaltılıklarımız da hazır. Onları da içeri doğru götüreceğiz. Bakın şöyle poğaça yapmış. Merve sen mi yaptın? Kim yaptı bakalım? Annesi yapmış, bak öyle diyor. Annem yaptı diyor arkadaşlar. Vallahi hava da serin. Güzel burada. Şöyle. Köyümüzde neler oldu neler. Size neler oldu? Vereyim. Allah. Şu taraf. Hı. Şura var ya bak. Şurada karşısı. Şurada çekebiliyorsun değil mi? Dur bakayım bir. Bak havanın şeyliğine bak. Geç o tarafa abi. Bolu Göynük. Hı. Yangın çıkmış. Bolu Göynük'ün yangını olduğu gibi bizim böyle bak dağlar hep şu anda şeyli, sisli görünüyor. Sisli. Aynen, doğru. Havanın o yangının külleri falan öyle bir bizim balkona uçuştu. Buraya kadar mı geldi? Buraya kadar geldi. Abo, yangın çıkmış arkadaşlar. Vallahi görüyor musun? Anam yanıyor, her yer yanıyor vallahi. İzmir'de de çok büyük böyle yangın çıktı. Dün yangın çıktı çok büyük İzmir'de, çok kötü. Düşün bak, Bolu Göynük nerede? Doğru. Abo. Çok kötü. Burası var ya olduğu gibi şey külüydü yani. Yangın külüydü. Allah korusun vallahi. Bu dağlar falan hiçbir şekilde görünmüyordu. Anam. Doğru. İnsan korkar vallahi. Demek ki Göynük bu taraftaymıştı. İşte ya demek ki arkadaşlar, şöyle göstereyim şu taraf. Zaten bak renginden de belli, bir tuhaf duruyor. Daha var, daha geçmedi. Baksana. Allah'a. Başka dağlarda sisler var daha. Abo, var. Çok yangın böyle var çok. Böyle geldim onu doktorlar. Sahalden su götürdüler. Çok zaten yangın var vallahi. Aman aynen öyle. İzmir'de de hiç yangın çıktı dün akşam da, her yer yanıyor. Hem de nasıl yanıyor var ya. Evlere kadar sıçramış hep, çok kötü. Oralar Allah korusun. Şöyle. Dikkat edecek. İnsanlarımız dikkat edecek. Şurada yani şu sıcaklığa, kaç derece sıcaklık var. İnsanlar dikkat edecek ki. Aynen, o da öyle. Yani en ufak yani şeyden, sigaranın şeyinden bile yangın çıkıyor. Doğru. Çıkar. Arabada da eşyalarımız vardı. Ben onlardan da getireyim arkadaşlar. Onu unuttum bak şimdi. Aklıma geldi. Biraz hasta renkler olmaz da ben sırf tadına bakın diye. Yemeğimiz için de yapın doğru. Onun tadı çok güzel. Kızarırken altlarından gidiyor. Öyle mi oluyor? Niye öyle oluyor? İlk böyle oluyor. Toprağa temas ediyor biraz. İki kiloya yakın astım oldum. Dursun hadi, ne olursun. Hadi ye bakalım. Bunlar da bahçenin ye, sen seviyorum şöyle. Acıyı seviyorum. Acı, tatlı.
senin bir kum acı ekledim. Oyu yeşil ben seni 3-4 tane bırakacağım. Herkesin çatalı var mı? Var. Var. Benim de kutum da var. Tamam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Benim de yapayım de. Ne yapıyorsun? Yaralanmış. Bunu mu yapıyorsun? Bunu mu yapıyorsun? Gayet ettim o zaman. Yapıyorum. Bir şey mi şey? Sıktı. Yaralanmış. Yaralanmış. Bunlar da güzel değil mi? Patentler öyle. Evet sevgili dostlarım, kahvaltımızı falan yaptık. Bizler şöyle aşağılara indik. İnşaatımız başladı. Bakın şöyle tuğlalarımız gelmişti. Çimentolar. İşte harç karma makinesi, kumumuz falan geldi. Sevgili dostlarımız, inşaatımız başladı. İnşaatı nereye yapıyoruz? Şimdi sizlere onu anlatmak isterim. Evimizin şurası üst katıydı zaten. Alt katı bomboş. Hiç duvar dahi yoktu. Onları şimdi biz böldürüyoruz. Sevgili dostlarım, aşağıya böyle stüdyo tipi ev yaptıracağız. Onu da size şöyle göstereyim. Bakın şuradan. Şuradan size göstereyim. Arkadaşlar. Bakın böyle. Burası şuralar. Şu gösterdiğim yerler yoktu. Sadece kolonlar var. Bomboştu. Şimdi biz burayı böyle böldürdük. Şurada bir giriş kapımız olacak. Burası. Şu karşısı. Salon arkadaşlar. Şurası. Şu camdan şöyle dönüyoruz. Bakın. Bu şekilde. Şu cama kadar mutfak tezgahı yaptıracağız. Şu kısımda köşede buzdolabı olacak. İşte karşı tarafa yine şeyi, mutfak yevresi karşı tarafta olacak şu şekilde. Şöyle tam ortaya bir masa sandalye takımı koyarız. Bakın gayet güzel olur. Şuralara avizeler gelir. İki ışık yine şöyle. Yani Amerikan tipi mutfak. Stüdyo tipi mutfak böyle. Mutfakla şeyi, salonu bir yaptıracağız. Böyle başladık inşaat işine sevgili dostlarım. Burayı böyle. Üst katın aynı projesi ama bölme işleri farklı. Bakın buradan da şöyle yatak odası. Burası da yatak odası olacak. Şöyle size göstereyim. Gayet de şey, büyük bir yatak odası burası. Burada böyle bölündü. Şimdi şu an elektrik yerleri falan hesaplanıyor. Bakın. Burada böyle. Şurayı şey yapayım, göstereyim. Şurada da önceden yapılmış bir odamız vardı. İnşaat kısmındayken yapılmıştı. Bakın. Şuradan yazsam işi oradası. Ve burada da çift anahtar yazıyor. Buradan aç kapat. Ne oldu sanki? Buradan mı kirli mi? He. Kırmayalım diye. Valla hiç kırmayalım. Ne de olur. Şimdi salon mutfağı çift anahtar yazdım bu bir yer. Ondan sonra şu oda şuradan. Prizler, elektrik yerleri ayarlanıyor şimdi. Böyle burası böyle ardiye gibiydi. Böyle eşyalarımız vardı. Şimdi burası da böyle şey olacak arkadaşlar. Odunluk olacak. Buraya o odunları falan getireceğiz. Şu karşıdan kapı açılacak. Şu camın olduğu yer. Bakın yıktıracağız burayı. Burası kömürlük girişi olacak. Yani evimizden bağımsız olacak burası. Şu karşı tarafı da annem. Böyle nasıl anlatayım size, un evi gibi, yani kiler gibi yaptıracak. İçerisi tamamen kileri olacak buranın da. Böyle burası da kömürlük odun yeri olacak. Evden bağımsız. Şurayı şey yapacağız, kapattıracağız böyle. Şu kısım örülüyor. Bakın şu az kısım, burası banyo olacak. Odunlar kalktıktan sonra burası örülecek sevgili dostlarım. Burası banyo tuvalet olacak. Böyle. Bomboştu. Bakın şu kısım banyo olacak. Şurada yan tarafta zaten tuvaletimiz yapılıydı. Önceden orayı yıktıracağız. Şöyle komple banyo tuvalet.
Böyle işte. Şunlar frenip kalkacak. Bizim evimizin alt katı böyle malzemeler var sevgili dostlarım. Şimdi güzel olacak. Şurada mutfak tezgahı falan olsa gayet güzel olur. Dışarıya bakarak mesela bulaşık yıkanır, yemek hazırlanır. Güzel olur. Böyle yaptıracağız bakalım. Karşıya şöyle televizyon koyarız. Koltuklar gelir şu kısımlara büyük bir ihtimalle. Şuraya bir soba kurulur. Soba borusu şeyde herhalde şurada yukarıda. Buraya da soba kurarız. Ya güzel olacak. Böyle inşaatımız devam ediyor sevgili dostlarım. Yaptırıyoruz yani. İnşaat işleri yani devam ediyor böyle. Evet bakalım. Ne? Şuraya piknik saracağız. Piknik mi saracaksın? Hayır. Piknik yapacağız piknik. Hadi yapalım gel. Hadi. Yapmayalım tamam. Şöyle odunları da topluyoruz şimdi. Şeye doğru, odunluğa doğru taşınıyor. Buraya şöyle. Bura böyle odunluk. Böyle odunları dolduruyoruz buraya. İşin içinde ben de bunu yapayım. Bu da iş. Vallahi güzel oldu odunlar. Bak güzel görünüyor. Şöyle burada büyükleri getireyim. Aralarına doldururuz. İyi olur. Şöyle. İçeride de bakın böyle yapıyorlar. Bura banyo olacak işte. Burayı şimdi boşaltacağız. Örülecek bura. Günah teyze de sağ olsun bize yardım ediyor. Sağ olsun bize yardım ediyor. Böyle vallahi taşıyı veriyor. Dua et de. Allah Evet. Aşağıda mangalımız yanarken burada da böyle şişler hazırlanıyor. Bakayım. Bu şiş güzel oluyor vallahi. Şekerim şişe şişe. Aynen öyle. Ben ilk başta Burak bir yap dedi ya. Hazır zannettim bunları. Hazır almış zannettim. Hiç benzetemediydim. Beren şey değerlendirdim. Salonda yiyeceğiz tamam mı? Salonda evet. Evet salonda yiyecek benim kuzum. Benim kuzum salonda yiyecek.
Yok anne aşağıda. Aşağıda aşağıda. Yok tamam. Şöyle sıcak hava. Daha karşılar isli biliyor musun? Yanıyor mu ki acaba? Baksana isli daha her yer. Daha isli. Böyle sevgili dostlarım. Ateşimizi yaktık, mangalımızı. Şimdi şişlerimiz de hazır oluyor. Ustalarımız da aşağıda çalışıyor. İnşaat devam ediyor. Böyle. Bugünlük videomuzu da burada sonlandıralım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.